Medyaskop'tan herkese merhaba. Meraklısına Bilim'de sezonun son bölümünde beraberiz. Bugün konumuz hukuk tüketiciyi ne zaman ve nasıl korumalı, bunu konuşacağız. Konuğumuz da Bilim Akademisi üyesi, Bilgi Üniversitesi'nden ve İsviçre'de Bern Üniversitesi'nden hukuk profesörü Yeşim Atamer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Şükran Hanım. Bugün şimdi hukukun tüketiciyi ne zaman ve nasıl koruması gerektiğini konuşacağız ama öncelikle birazcık sözleşmeden ve sözleşme özgürlüğünden bahsedelim istiyorum ben. Şöyle serbest piyasa ekonomisi var ve tüketiciler sık sık sözleşmeler kurarken hatalar yapıyor ve haddinden fazla borçlanıyor. Ki hepimiz de günlük hayatımızda bunların aslında örneklerini yaşıyoruz. Ve bu konuda hukuksal düzenlemeler de yapılıp sözleşme özgürlüğüne müdahale ediliyor son yıllarda. Benim anladığım kadarıyla. Sözleşme özgürlüğü nasıl bir şey ve neden önemli? Şimdi sözleşme özgürlüğü aslında sadece bir hukuki kavram gibi gözüküyor. Ama bu tamamıyla bir iktisadi modelin temelinde oturan kavram diye düşünmeniz lazım. Çünkü liberal iktisat modeli ki şu anda Türkiye'de uygulanan, dünyanın genelinde uygulanan iktisat modeli diye düşünün, sözleşme özgürlüğü üzerine inşa eder. Yani hukuki bir kavram aynı zamanda iktisadi bir modelin de temeli. O yüzden sözleşme özgürlüğü anayasada korunan bir kavramdır. 48. madde ve bir dizi yani sadece Türkiye değil, başka anayasalarda da aynı şekilde korunduğunu görürsünüz. Sözleşme özgürlüğü olan bir ortamda iktisat aslında belli bir düzenleme yapmasına ihtiyaç yoktur. Bireyler kendileri için en iyi olanı bilirler, en iyi sözleşmeyi yaparlar, kıt kaynaklarda en iyi şekilde yani toplum için en verimli şekilde tahsis edilir düşüncesi var. Bu ta daha Fransız devrimi temelini oluşturan düşüncedir. Ve Fransız devrimi sonrası da bugünkü bizim bütün büyük kanunlarımız, medeni kanun, borçlar kanunu o dönemlerde kaleme alınmıştır. 1804 Fransız medeni kanunu ile başlıyor zaten. Hepsinde neredeyse kutsal bir kavram olarak sözleşme özgürlüğü oturtulmuştur, temele denmiştir ki bizim iktisadi modelimiz için asıl olan budur. Bireyler madem özgür, akıllı, rasyonel, homo economicus diyoruz hatta bunlara. Kendileri için en iyi olanı onlar bilir. Devletin karışmasına da hiçbir gerek yok. Dolayısıyla devletin sağlayacağı sadece altyapıdır. Yani rekabeti sağlayacak. Tüketici tarafında bir bilgilendirme söz konusu olacak. Bilinçli bir tüketicimiz olacak. Onun dışında da hiç aslında elini sürmesi gerekmiyor diye düşünülüyor devletin. Ama böyle olmuyor. Ama böyle olmuyor, aynen. Çok kısa süre sonra aslında bakarsanız tarihsel olarak zaten iş hukukunda bunu görüyorsunuz. Yani işçinin kendisini koruyamadığı ilk sözleşme tipi olarak düşünün. Orada bir müdahale geliyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası baktığınızda aslında kiracılar aynı sorun ortaya çıkıyor. Bir anda bakılıyor ki ya kiracı da sözleşme özgürlüğü falan ama kendini koruyamıyor hiçbir şekilde. Kiracıya koruma getiriliyor. En son aşama aslında 60'lardan sonra bakıldığında tüketici kavramı ortaya çıkıyor. Yani daha önce hiç böyle bir kavram yok aslında. Bu toplu mas tüketimi düşündüğünüzde tüketici için bakıldığında ilk anda ya neden olmasın işte alışveriş yapıyoruz her şey sözleşmelerde güzel diyorsunuz. Sonra ortaya çıkıyor ki fazla borçlanıyor, fazla satın alıyor, gereksiz yatırımlar yapıyor. Bunun sebebiyle aslında hukuk çok uzun süre çok ilgilenmiyor. Yani nereden kaynaklandığı konusunda bir kaygısı yok. Ne yapalımı düşünüyorlar ama. Paralel olarak yine 60'lı yıllardan itibaren diye düşünün. Davranış bilimleri aslında yani psikolojiyle başlıyor ama oradan nörolojiye, oradan davranışsal iktisada dediğimiz iktisat bilimlerine taşan bir bilgi var. O da şu, aslında bizim hep o İktisat modelimizin, hukukumuzun temeline oturttuğumuz rasyonel, bilinçli, bencil birey yok. Öyle bir birey ortaya çıkmıyor. Bütün yapılan araştırmalar, laboratuvar testleri gösteriyor ki bireyler aslında düşünüldüğünden çok daha fazla zaaflarla hareket ediyorlar. Yani o bilinçli hareket etmenin dışında tam tersine Daniel Kahneman'ın mesela kitabı bilirsiniz, kendisi de aynı zamanda Nobel ödülünü de almıştı. Bizim çok daha fazla bazı kararlarımızı verirken çabuk düşünme gerekliliği baskısı altında tecrübelerimize dayanarak veya kısa yollara yani heuristics dediğimiz kısa yollar ben şunu yaptığımda buraya varıyorum düşüncesini genelleştirerek bunun doğruluğuna inanarak halbuki hiç doğruluğunu sınamadan test etmeden belirli sonuçlara varması. Buna bakıp şuna karar veriyorum. Neden? Çünkü acil bir karar verme baskısı altındayım. Halbuki geriye dönüp onu bir oturup düşünsem verdiğim karar hiç de doğru bir karar değil. Aynı zamanda ön yargılarla hareket ediyoruz biz. Yani kendimize ilişkin olarak baktığımızda birey olarak çok
güzel pembe bir tabloyla hareket ediyoruz. Halbuki hiç öyle pembe tabloya uygun davranmıyoruz. Ve şöyle de düşünelim, bizler yani sadece eğitimli kişiler bunu yapmıyor değil, herkes bunu yapıyor. Sadece tüketici de değil. Yani dünyada yaşadığımız mortgage krizini ve onun dışındaki bütün ekonomik krizleri düşünün. Demek ki bankaların çok büyük CEO'ları, iktisatçıları, onlar da bir sürü hata yapıyorlar. Çünkü onlar da aslında aynı zaaflarla hareket ediyorlar. Peki, yani devletin bu sözleşme özgürlüğüne müdahale etmesi, bireyin aslında rasyonel olarak hareket etmediğini fark etmesiyle mi oluyor sonuç olarak? Daha önceden başlanıyor ama değişen şu, daha bilinçli olarak son dönemde yasama faaliyeti gelişti. Yani daha öncesinde ne deniyordu? Bakılıyordu, ya bu tüketici için kötü, ne yapalım, bunu yasaklayalım. Hemen böyle bir çıkarsama vardı. Ama yasaklamak da illaki doğru olan veya koruma için yeterli olan yöntem olmayabilir. Dolayısıyla davranış bilimleri alanındaki bütün bu gelişmelerle birlikte, iktisatçıların bu modelleri kabul etmesiyle birlikte, hukukçular da 2010'dan aşağı yukarı itibaren diyebilirsiniz. Çok yakın bir zamandan çok yakın bir tarihten bahsediyoruz, aynen. Diyorlar ki ya biz de bu verileri aslında kendimiz kullanmaya başlayalım. Çünkü araştırmaların sonuçları bireye ilişkin belirli özellikler ortaya koyuyor. Bu kısa yollarla hareket etme, fazlasıyla ön yargıları olma, bunu koruyacak, buna karşı gelecek model hukuk düzenleri ne olabilir diye bunu sorgulamaya başlıyorlar. Dolayısıyla da çok ilginç aslında yeni hukuki yasa yazım teknikleri gelişmeye başlıyor. Yani psikologlarla, iktisatçılarla birlikte hareket ederek yasa yazmaya başlıyorsunuz. Alan da ilginç bir alan değil mi? Kesinlikle ilginç bir alan ve son dönemde aslında bakarsanız yani iktisat Nobel'leri, psikoloji alanında vesaire, burada bütün büyük ödüllerin hepsi davranışsal iktisat alanına geliyor. Neden? Çünkü davranış bilimleri alanında geliyor. Davranış bilimlerinin tespitlerini, istiyorsanız tek tek şöyle birazcık lütfen, üzerinden buyurun, geçelim. Bireyler aslında doğaları gereği fazla iyimserler. Yani zaaflarından bahsediyoruz. Zaaflarından, aslında şu an, aynen. Tespitlerimizden ilki, bizim için tabii çok zaafımız var ama bizim için önem taşıyan, aşırı derece bir iyimserlik zaafı var. Neden? Çünkü gerçekten bizim yaşamımızı sürdürebilmek açısından baktığınızda bu olması da lazım. Yani o karamsarlık bizi devam etmemizi hep engelleyecek olan bir duygu. Ama iyimserlik duygusunun beraberinde getirdiği anlamsız yatırımlar yapma mesela sonucu ortaya çıkıyor. Mesela ben bunu öderim demek gibi ben bir şey. Ben bunu öderim. Birazdan daha detaylarına da gireriz sizinle vakit olursa. Miyopluktan bahsediliyor. Kastedilen tabii ki gözlerimizin miyop olması değil. Sadece kısa vadeli düşünüyoruz. Yani uzun vadeli aslında yatırımları yaparken bile önümüzde bir iki seneyi sadece tartabiliyoruz. Onun ötesine hiç bakamıyoruz bile. Yine aynı şekilde matematik açısından bakıldığında tabii ki genel bir matematikte yetersizlik herkeste vardır. Ama en eğitimli olanlar bile basit yanlışlara düşebiliyor. Mesela şimdi bana 1.000 lira verin desem siz bana vermezsiniz bunu. Ama gün içinde bakıldığında 100 kez 10 lirayı verir misiniz? Verirsiniz. 10 kez 100 lirayı da verirsiniz. Daha fazlasını da verirsiniz değil mi? Bunların hepsi piyasada sömürülmeye açık olan zaaflar. Tabii ki aynı zamanda yani iktisatçılar sadece korumak açısından tüketici cephesinden bakmıyorlar. Arz tarafında bir sürü psikolog yardımcı oluyor ve ne yapıyorlar? Tek tük bütün bu zaafları sömürmenin pazarlama yollarını arıyorlar. Dolayısıyla da aslında bugün bu davranış bilimlerinin verileri hem koruma tarafında hem de maalesef sömürü tarafında çok ciddi bir şekilde kullanılıyor. Bir tane kitap kapağından bahsetmiştik hatırlarsınız, bu Fishing for Fools diye. Necden de rica ederim. Evet, onu belki koyabilirler. Bence çok güzel yapmışlar gerçekten. Akerlof ve Schiller, ikisi de iktisatçı, ikisi de Nobel iktisat ödülünü aldılar. Kitap kapağında Fishing for Fools, yani ikisini de P ve H ile yazmışlar, görüyorsunuz. Aslında İngilizce açısından yanlış bir imla. Burada ama nezaketlerinden biraz yapmışlar. Fishing for Fools, ikisi de F ile olması, evet, gerekir. Onu daha küçük gösterebilirsek. Küçültürsek belki gözükür, aynen. Tercüme ettiğimizde aptalları avlamak. Biz hepimiz aptal olanlar biziz. Avlamak kolay mı? Kolay. Manipülasyon ve kandırmaca ekonomisi. Yani düşünün, dünya çapında iki tane iktisatçının kitaplarına verdiği isimden bahsediyoruz. Çünkü ekonominin gerçekten büyük bir bölümünü artık bu oluşturuyor. Hiçbir ihtiyacınızın olmadığı şeyi size satmak, sürekli olarak yeni bir şeyler tüketmek, tüketim kavramını da düşünün değil mi? Yani belirli bir şeyi uzun süreli kullanma değil de tam tersine bir iki sene hemen değiştirme, bilgisayarı değiştirme, arabayı değiştirme, evi değiştirme, durmadan sizin bu zaaflarınızı aslında sömüren bir iktisadi modele dönüşmüş durumda.
Peki bu tespitler önemli ama yasa koyucular bunları gerçekten dikkate alıyor mu ve nasıl alıyor? Şimdi isterseniz birkaç tane örnek üzerinden sizinle Buyurun. İlerleyelim. Tahmin ediyorum birazcık somutlaştırmak açısından da faydası olacak. Dedik ki bir matematiksel zaaflarımız var değil mi? Optimizmimiz var fazlasıyla ileriye dönük olarak. Bunları en iyi sömüren sistem aslında kredi kartı sistemidir. Kredi kartı sisteminin mantığını bir küçük düşünelim. Kredi kartında aslında siz bir ay, belki bir buçuk ay neredeyse ödemenizi öteliyorsunuz. Dolayısıyla ilk aşamada hiçbir şey harcamadığınızı düşünüyorsunuz. Yani kredi kartının çıkışının mantığı da odur zaten. Sanki nakit yerine kart kullanıyorum. Çok da güvenli bir sistem, harika. Nakit yerine kart kullanıyorum ama tabii ki son ödeme günü geldiğinde her şeyi ödeyeceğim diye düşünüyorsunuz. Böyle bir varsayımla hareket ediyorsunuz. Ama biz hepimiz biliyoruz ki o son ödeme günü geldiğinde ödemiyorsunuz hepsini. Yani siz değil tabii ki, siz konu mankeni olarak. Ama tabii ki hepimiz aynı duruma düşüyoruz. O iyimserliğimiz boşa çıkmış oluyor, gerçekleşmiyor. Kendimizi doğru tartamıyoruz. Yine kredi kartının kullandığı şey nedir? Ufak rakamlar, orada bir 15 lira, burada bir 20 lira, orada bir 100 lira. Dolayısıyla da o rakam sonra toplandığında aman yarabbim ben ne yapmışım diyorsunuz bu ay, bu kadar parayı nasıl harcamışım? Ama onu körükleyen bir sistem zaten kendi içinde diye düşünün. Özellikle kredi kartında Türkiye'deki yaşanan bir sorun ve çözümü aktarayım, bence çok ilginç. Kredi kartını hiçbir zaman bir kredi alma gibi algılamamışız. Şimdi normalde siz bir bankaya gitseniz, ben tüketici kredisi almak istiyorum, 3 yıllık deseniz ne yaparsınız? Faiz oranına bakarsınız değil mi? Evet. Bankaları biraz mukayese edersiniz. Faiz oranları hangisinde en elverişliyse oradan alırsınız kredinizi. Kredi kartında böyle bir şey yapıyor musunuz? Kredi kartınızın faiz oranını bilir misiniz? Kesinlikle hayır. Hayır, değil mi? Şimdi bu gayet normal ama 100 kişiye sorsak 100'ü, yani 99 demeyeceğim, gerçekten 100'ü aynı şeyi söyleyecek. Neden? Çünkü kredi aldığını düşünmüyor zaten o kişi. Peki bakıyorsunuz 2006 öncesi Türkiye'de normal bir tüketici kredisinin faiz oranı ile kredi kartları faiz oranları arasında 4 ila 6 kat arasında fark var. Yani ben 6'da 1'i oranında kredi alacağım 1000 lira, ne yapıyorum? 6 kat daha fazla faiz ödeyerek kredi kartından 1000 lira kullanıyorum. Niye insan bunu yapar diye düşünüyorsunuz ve bunu topluca yapıyoruz. Ama bunu sadece Türkiye değil, bir sürü ülkedeki tüketici de aynı şekilde yapıyor. Aynı mantık hatasına düştüğü için ben kredi almıyorum ki, ben zaten faiz ödemeyeceğim, zaten ay sonunda her şeyi ödeyeceğim diye düşünüyorsunuz. Ondan sonra tak geliyor ay sonu, para yok, %15'ini anca ödüyorsunuz, kalanıyla da o korkunç faiz sarmalına girmeye başlıyorsunuz. Ve borçlanıyorsunuz. Ve borçlanıyorsunuz, borç borcu doğuruyor. Yasa koyucu bunun üzerine Türkiye'de dedi ki ya bu böyle olmaz, ben kredi kartı faiz oranlarına üst limit getireceğim dedi. Dolayısıyla da aslında serbest piyasa ekonomisinde hiç düşünemeyeceğiniz bir şey değil mi? Fiyata müdahale edilmez diye düşünürüz biz. Doğrudan fiyata müdahale etti. Dedi ki faiz oranları en yüksek bu kadar olacak. 3 ayda bir Merkez Bankası bu faiz oranlarını belirleyecek. 2019'dayız. 13 senedir Türkiye'de aynı rejim devam ediyor. Neden? Çünkü piyasada hala bu konuda bir bilinçlenme olduğu kanaatine varılmadığı için. Hatta ve hatta kredili mevduat hesabı desem, kredili mevduat hesabı aynı iş mantıkla çalışır. Yani bankada paranız var. Banka diyor ki size aman diyor paranız olmadığı zaman diyor ben size hemen bir 1000 lira kredi limiti veriyorum. İster misiniz? Ve herkes genelde evet diyor. Hatta size sormuyorlar bile, açıyorlar onu. Siz para çektim diye düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kredi limitinizi aşmışsınız. Oradaki faiz oranı da ne yapıyor? Yükseldikçe yükseliyor. Çünkü biliyor ki kimse onu, o faiz oranını görmüyor. O faizi ödemeyeceğini düşünüyor. Aynı müdahale 2013'te dolayısıyla kredili mevduat hesapları faiz oranları içinde geldi. Dedi ki burada da ben limit getiriyorum, üst limit getiriyorum, bundan daha fazlasını isteyemezsiniz. Yani kandırılmayı engelledi bir noktada. Aynen. Evet. Sürekli olarak piyasaya bakıyor, refinansman maliyeti nedir? Ona göre bir faiz oranı belirliyor. Doğru belirliyor, belirlemiyor. Merkez Bankası'nın iktidarında sonucu itibariyle. Ama doğru bir müdahale midir? Evet demek lazım. Buna çok benzer başka bir müdahale bizde de geldi, Amerika'da da geldi mesela 2008 mortgage krizi sonrasında. Yine kredi kartları açısından diyor ki sistem, kredi kartını kullandın, işte son ödeme tarihinde tam miktarı ödemedin, ceza kesiyorum diyor mesela. Bu cezalarla o derecede ciddi rakamlar elde ediliyor ki, yani bizim için bakıldığında 100 lira gene fazladır aslında denir ama önemsiz, ama gene de yani çok da üzerine durmayacağınız bir rakam.
ben bir kez hayatımda öyle bir cezaya düştüm. Tarihi kaçırdığım için hemen telefon edip hemen bunu tekrar kaldırın dedim. Yani ben böyle bir müşteriyim, olmaz diye. Tamam, kabul ettiler. Ama kaçımız öyle bir şey yaparız? Ben sonuç itibariyle bu işin alanında çalışan bir insan olduğum için yapıyorum. Prensip itibariyle böyle bir müdahale Amerika'da yeni geldi bizden daha sonra 2009'da. Ve bir araştırmaya göre 160 milyon kredi kartı üzerine yapılan bir araştırma düşününüz. Tüketicilerin buradan kazandığı, yani sadece işte o 100 lirayı alamazsınız demesiyle kazandığı rakam 11.9 milyar dolar. 11.9 milyar dolar demek ki aslında o cezalarla, o küçücük cezalarla karşı tarafa aktarılıyor diye düşünün. Bu verdiğimiz örnekte tabii ki bankalar açısından bu. O açıdan belirli bazı örneklerde doğrudan yasa koyucunun ciddi bir müdahalesini görüyorsunuz. Yani ne yapıyor? Piyasa ekonomisine müdahale ediyor. Diyor ki burada ben belirlerim fiyatı diyor. Ama sadece müdahale yöntemi bu da değil. Aynen. Daha basit yöntemler, bizleri birazcık daha fazla uyaracak yöntemler de düşünülebilir. Mesela ne şekilde? Şimdi diyelim daha bilinçliyiz biz. Tüketici kredisi alacağız. 1000 liralık, 10 bin liralık bir kredi almak için farklı bankalardan teklifler alıyorum, bakıyorum. Şimdi farklı bankalar bana belirli bir faiz oranı değil de şu şekilde bir bilgi verirse, bizim aylık faiz oranımız 2.67, ayrıca dosya masrafı 100 lira alıyorum, ayrıca 230 lira sigorta bedeli alıyorum dese, birikine gidiyorum, o diyor ki ben senelik faiz oranı %48 alıyorum, ayrıca şunu alıyorum, ayrıca bunu alıyorum. Bu ikisini elma ile armut mukayese edemezsiniz. Evet. Dolayısıyla daha bu Avrupa Birliği'nin aslında 2008 öncesinde getirmiş olduğu bir düzenleme, 2008 sonrası Amerika'ya da geçti. Dendi ki ya biz bunu mukayese edilebilir bir birime düşürmeliyiz. Markette alışveriş yaptığınızda da hep birim fiyatı yazma mecburiyeti vardır ya. Evet. Aynı mantık çünkü orada da. Elma ile armutu mukayese etmesin insanlar. Denmiştir ki her banka efektif yıllık faiz oranını göstermek zorunda. Yani bütün masraflar, ne vereceksem ben artık sigorta masrafı, noter masrafı ne varsa her şey dahil ve aylık değil. Aylık 2.30 dediğiniz anda o aslında senelik 40'ın üzerine çıkabiliyor. Senelik rakamı verecektir. Dolayısıyla ben herkesten o efektif yıllık faiz oranını alacağım. 10 bin lira için nedir bakacağım. En uygunu hangisi ise onu seçeceğim. Yani fiyatları, fiyat göstermeyi basitleştirmek mesela aslında piyasa ekonomisine bir müdahale değil ama tüketici açısından bakıldığında inanılmaz bir getirisi var. Bir anda o fiyatlar kendisi için mukayese edilebilir oluyor. O zaman da tabii rekabet işlemeye başlıyor diye düşünüyorum. Yani aslında tırnak içinde kandırılmadan önce önlem almış oluyor devlet. Aynen. Bu şekilde tüketici aynen. için. Yani bilgi vermek karşı tarafa ama bir zamanlar Avrupa Birliği'nin ilk başlarında yani bu tüketici politikaları 1980'den sonra geliştirmeye başlarında hep şu düşünülmüştür. Mümkün mertebe karşı tarafa bilgi verelim. Sayfalarca elinize bilgi aktarılıyor. Bu daha kötü. Aynen. Çünkü bunu hiçbirimiz okumuyoruz. Hepimiz biliyoruz zaten. Onun yerine rafine bilgi verme. Yani gerçekten piyasada rekabeti arttıracak tarzda önem taşıyan bilgiler, veriler hangileridir? Onları gösterme karşı tarafa. Bu tarzda mesela uyarı bilgilendirme yine kredi kartında da yapabilirsiniz. Bu 2008 mortgage krizi sonrası özellikle Amerika'da getirilmiştir. Böyle bir kocaman bir kutucuk diye düşünün kredi kartı ekstreniz üzerinde. Diyor ki eğer bu hızla kredi kartınızı ödemeye devam ederseniz yani düşük bir oran ödüyorum ben. Asgari ödeme tutarını ödüyorum. Kalanını öteki aya öteliyorum. 300 yıl içinde kredinizi ancak bitirebilirsiniz. Bu bile bir anda böyle bir hay Allah ben ne yapıyorum ki diye bir düşünmenize sevk ediyor bu size. Bu nerede oluyor dediniz? Amerika'da var bu. Türkiye'de böyle bir şey yapmadık. Türkiye'de aslında asgari ödeme tutarı nispeten yüksektir. Ama Amerika'da denmiştir ki en azından insanları şöyle bir silkeleyelim. Yani o kadar azını ödüyorsun ki kalanı kredi faize düşüyor. Yok. Faiz bir aynen birikiyor ileriye dönük olarak bir dağ olacak bu. Bitmesi mümkün değil. Yani 300 senede mesela bunu bitirirsin ancak dediğinizde birazcık belki bir toparlanır daha az harcama yapar diye. Daha rafine daha şoke edici bilgi. Şimdi ama diyeceksiniz ki ya sigaranın üzerine de ne yazıyoruz? Biz bunu içmeyin öldürür. Ne yapıyoruz? Buna rağmen içiliyor değil mi? İşte etkisi sınırlı olabilir ama yine de böyle bir yasa koyucunun o kara kuru yasak yapamazsının ötesinde davranış bilimlerinin rolü burada ortaya çıkıyor. Daha farklı acaba insanları motive edici davranışlar neler olabilir diye.
Şimdi yine mesela başka bir örnek vereyim. Hepimiz kendimizi yine burada bulacağız tabii. İnternet üzerinden alışveriş. Gerektiği kadar yapıyorum der misiniz? Yoksa aslında gereksiz olan da bir sürü şeyi alıyor muyuz? Özellikle internet alışverişi benim için böyle bir şey. Öyle. Günde 24 saat yapabiliyorsunuz. Tehlike orada. Eskiden ne vardı? Dükkan saatleri vardı. İşte dükkan saatleri bizim çalışma saatlerimizle kesiştiği için gidemiyorduk. Şimdi gerçi akşamları biraz daha uzun ama artık ondan sonra da kapanıyor her yer. Evet. Gece 2'de aklınıza geldi. Alışveriş yapabiliyorsunuz hemen. Kredi kartı tabii bunun gene büyük destekçisi. İstemediğiniz kadar kapılar açık size. Dünyanın her tarafından alışveriş yapabiliyorsunuz. Sadece buradan da değil. Yani bunun beraberinde getirdiği bir güzellik var, bir özgürlük var belki. Ama bir o kadar da tabii ne yapıyor? Durmadan size birileri reklam yollamakla dürtüyor sizi. Diyor ki harca, daha çok harca, daha çok harca. Şimdi buna karşı yasa koyucular demiş ki ya biz normalde sözleşme özgürlüğü diyoruz. Bu aynı zamanda sözleşmeye de sadakati getirir. Yani ben bir sözleşme kurduktan sonra hadi gidiyorum diyemem. Yasa buna hemen sizi cezalandırır. Tazminat ödemeniz gerekir. Hayır demiştir. Tüketiciler için ben bu konuda bir özgürlük getireceğim. Nasıl bir özgürlük? Cayma hakkı. Yani tüketici düşünmeden internette bir tıkla alışverişi yaptı. Oturdu. İngilizler cooling off period diyor. Yani böyle bir sakinlemek için, bir serinlemek için bir süre. Bir 14 gününüz var. Oturdunuz dediniz ki ya ben bunu yaptım ama niye aldım şimdi ben bunu? İade hakkından mı bahsediyoruz burada? İade hakkının temelinde cayma hakkı yatıyor. Bugün genelde herkes biliyor ki internetten aldığı şeyi 14 gün içinde iade etme imkanı vardır. Yani bir ayıbı, bir aksaklığı bir şey olmasa bile sadece ben istemiyorum, vazgeçtim deme imkanı var. Son bizim tüketici kanunu. Bu da aslında evet, devlet müdahalesiyle olmuş bir şey. Tabii ki. Bizim tüketici kanunumuzda nispeten yeni geldi. 2000'lerin, yani daha eski tarihli pardon, 2000'lerin başında yeni gelen 2014'te kredi sözleşmelerinde de böyle bir cayma hakkı verildi. Dolayısıyla siz bankaya gittiniz, bir kredi sözleşmesi akdettiniz. Burada da yine cayma hakkınızı kullanıp sonra yok ben vazgeçtim diyebilmeniz lazım. İyi bir taktik mi? Evet. Ama şunu düşünün, yani bir 10 sene önce interneti böyle daha yeni yeni biz kullanmaya, alışverişler yapmaya başladığımızda çok doğru bir taktikti. Cayma hakkı gerçekten insanları koruyordu. Oysa bugün daha çok alışverişe de insanı itebilecek bir aynen, şey. Aynen. Tam tersine tepmeye başlıyor. Yine artı ben kendimden örnek evet, vereceğim. Nasıl evet, geri verebilirim diye alıp sonra geri vermediğim, aha, geri vermeyi unuttuğum çok, o kadar fazla şey oluyor evet, ki. Şimdi bu söylediğiniz aslında yine bizim zaaflarımızdan bir diğeri. Ortaya çıkan şey insanoğlu elinde olana, yani malik olduğu şeye, bu bir sözleşme de aynı zamanda olabilir, bu bardak olabilir, aldığınız ayakkabı da olabilir, her zaman daha çok değer atfediyor. Yani onun bir kendisi açısından kendi alanına girmesiyle birlikte bir önemi var. Ondan vazgeçmek istemiyor. Neyse kalsın ya diyorum. Neyse kalsın aynen. Cayma hakkı aslında bununla bakıldığında doğrudan çatışıyor, bir işe yaramıyor. Buna eklenen diğer bir zaaf daha var. İnsanoğlu atalet içinde. Yani bir sürü noktada ya uğraşamayacağım artık. Kargoya diyor, gidemeyeceğim. Kargoya gidemeyeceğim diyorsunuz. Dolayısıyla yine aslında cayma hakkı var ama etkin bir şekilde kullanabiliyor mu? Soru işareti. Belki bu da değişecek bu fark edildikten sonra. Aynen. Cayma hakkını farklı kullanmak açısından yöntemler denenebilir. Denilebilir ki işte her bir mahallede mesela böyle bir toplama yeri olacak, oraya vermeniz yeterlidir denilecek. Farklı farklı yöntemler düşünülebilir ama bir hakkı verdikten sonra işte yasa koyucuların belki biraz öyle de bir mantık değişimi var. Bunu takip etmeniz lazım. Bu işe yaradı mı? Ben böyle bir düzenleme yaptım ama gerçekten istediğim sonuç ortaya çıktı mı? Yoksa başka bir şey mi yapmam lazım diye kendinizi sürekli sorgulamak. Ve bunu yaparken de işte bu davranış bilimlerinin yeni verilerini, yeni tespitlerini kullanmak yasa koyucu için gerçekten çok anlamlı ve doğru gözüküyor. Bu tip müdahalelere şimdi anlattıklarından evet, anladığım kadarıyla bazen doğrudan sözleşmeye müdahale ediyor. Hı-hı. İşte bahsettiğiniz en yüksek faizi belirlemek gibi. Hı-hı. Bazen tüketiciyi uyarıyor birim fiyatını evet, göstererek evet, mesela. Evet. Ve bazen de ve sonrasında belki yine tırnak içinde kandırılmanın sonrasında kendini koruma hakkı tanıyor. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur.
bir tüketici mesela, biz sürekli sözleşmeler yapıyoruz. Okumadan bol bol imzalar atıyoruz. Evet. En basitinden bir sigorta yaptıracağınız zaman gelen 20 sayfalık şeyi, kredi alırken gelen 30 sayfalık şeyi okumuyorsunuz. Nasıl koruyacağız kendimizi? Şimdi burada yine aslında söylediğiniz, verdiğiniz örnek genel işlem koşulları olarak bizim adlandırdığımız çok gerçekten akut tüketicinin korunması gerektiği alanlardan bir tanesi. Çok kısa şunu düşünün, bankalar, sigorta şirketleri, taşıma şirketleri, satıcılar niye bunları kullanıyorlar? Aslında bunu tümden yasaklayalım mı? Hayır. Neden? Çünkü kitle tüketimi var, kitle sözleşme kurma var. Her banka her bir sözleşmeyi tek tek yeniden sizinle müzakere edip yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla işlem maliyetini artıracak bir şeydir. O da fiyata yansır. Bunu biz istemeyiz. O yüzden bunu yasaklamıyoruz mesela. Öyle bir müdahale doğru olmazdı. Ama kanun koyucu diyor ki bu tip sözleşmelerin içine yazacağım hükümleri yargıç denetler. Dolayısıyla da bizim böyle uzun uzun listelerimiz var. Zaten sizin sözleşmeleri yazamayacağınız hükümler. Onlar da nedir? Taraflar arasındaki dengeyi aşırı derecede işte banka, sigorta şirketi, taşıma şirketi, lehine değiştiren hükümlerdir. Yani ben okumadan önce devlet zaten benim için bunu denetlemiş oluyor ve dolayısıyla çok kötü kandırılamıyorum. Onu yapmıyoruz. O eskiden vardı. Bugün hala bir tek sigortacılık sektöründe birazcık işler ama sonrasında hakim denetleyebilir. Yani yine size iş düşüyor aslında. Dolayısıyla da siz bu sözleşmeyi alıp banka size dediğinde ben buraya yazmıştım bu hükmü, şimdi ben sizin evinizde alıyorum, her şeyi de alıyorum dediğinde diyeceksiniz ki hayır hayır onu yapamazsın. Ne yapacağım peki ben bunun? Tüketici mahkemelerine gideceğim. Dolayısıyla kanun koyucunun aslında korumanın diğer bir önemli ayağı olarak getirdiği husus özel bir yargılama sistemi. Bunun da belli zaafları var, ona girmeyeceğim ama önemli olan orada sizin o mahkemeye başvurmanız için eşiği mümkün mertebe düşük tutmak. Biliyorsunuz normalde yargıya gitmek için harç ödemeniz gerekir. Yani dava açmanın bir bedeli vardır. Çünkü sonuçta bir kamunun bir hizmetini kullanıyorsunuz. Tüketici mahkemeleri önünde açılan davalar açısından harç muafiyeti vardır. Dolayısıyla bir ayakkabı aldınız, işte onun satış koşullarıyla ilgili olarak bir sorununuz var. Ya 100 lira, 200 lira içinde şimdi mahkemeye gidilmez diyeceksiniz. Diyor ki, gidebilirsin. Aynen. Buyurun gelin. Bir hakem heyetimiz var veya sonrasında bir tüketici yargılamamız var. Burada davanızı açmayı biz sizin için kolaylaştırıyoruz. İşte bilirkişi ücreti vesaire almıyoruz. Bu şekilde sizi yine mümkün mertebe oraya doğru yönlendiriyoruz. Türkiye'de işe yaradı mı? Acayip işe yaradı. Yani hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri açısından bakacak olursanız aslında birazcık tekrar gene kanun koyucunun şapkayı önüne koyup düşünmesinin vakti de geldi. O kadar çok dava var ki 2 yıl sonrasında gün veriliyor. Şimdi böyle bir durumda bir şey yanlış yürümüş. Çünkü tam tersi bunun ne olması lazım? Seri yargılama usulüyle hemen bitmesi lazım, değil mi? Çabuk bir sonuca ulaşmanız lazım. Dolayısıyla bizde birazcık fazla bile olmaya başladı. Yani insanlar gerçekten en ufak sorunda hemen gidiyor tüketici heyetine. Ben diyor bunu ödemeyeceğim, şunu da değiştirin diyor. Ama bu güzel bir gelişme. Yani Türkiye'de gerçekten demek ki insanları o konuda bilinçlendirmeyi bir türlü başarmışız gibi gözüküyor. Avrupa ve ABD'ye göre buradaki müdahale, devletin sözleşmeye müdahalesi nasıl karşılaştırdığınız zaman? Bence paralel denilebilir. Çünkü bizim zaten aslında tüketici mevzuatımız büyük ölçüde Avrupa Birliği tüketici mevzuatının iç hukuka aktarılması. Yani tabi 1995 Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında zaten böyle bir yükümlülük geldi Türkiye için. Gümrük Birliği içinde işte rekabet kurallarını, tüketici kurallarını vesaire düzenleme konusunda. Dolayısıyla biz ta o zamandan beri yani 1994-95 yıllarından itibaren hep uyumlaştırmayı zaten gerçekleştirdik. Amerika'da bir adım daha az korunur. 2008 krizi sonrası Obama döneminde çok ciddi bir müdahale olmuştu. Şimdi Trump döneminde o müdahaleler büyük ölçüde tekrar gevşetiliyor, ortadan kalkıyor. Siyasi bir şey çünkü aynı zamanda. Evet, o yüzden bunun üzerine sizin de bekleyeceğiniz son final sorum şu olacak tabii ki. Bu kadar müdahale varken hala bir liberal ekonomide yaşadığımızı söylemek mümkün mü? Bence evet. Bence evet, çünkü aslında bakıldığında bu müdahalenin mantığı liberal ekonomik modeli desteklemek. Yani liberal ekonomik modelin ön varsayımı nedir? Rekabetin işlemesi, tarafların denk olması, burada da bilinçli birinin olması. Şimdi burada bilinçli birinin olmadığını tespit ediyorsak, rekabetin de dolayısıyla bozulduğunu tespit ediyorsak zaten liberal ekonomik modelin ön koşulları çalışmıyor demektir. Dolayısıyla çalışmadığını tespit ettiğiniz alanlarda rekabeti tekrar işler kılmak için, buraya gerekli bilgiyi vermek için müdahale etmeniz aslında ne demektir? Sadece liberal ekonomik modeli siz
ön koşullarını yaratıyorsunuz tekrar. Yani çalışmadığını söylememizin sebebi bir tarafın kolay kandırılabilir olması mı? Aynen. Yani o varsayımımızın, işte o iktisadi modelin temelindeki varsayımımızın doğrulanmadığını görüyoruz. Tacirler açısından baktığınızda farklı tabii ki. Onlar ticaret hayatının içinde, onlar bilinçli, onlar kendi menfaatlerini koruyabilir, bir avukata danışabilir. Ama büyük kitle, tüketici kitlesi açısından bakıldığında böyle bir durum yok. Yani buradaki kriterler nedir bu sözleşmenin taraflarından beklenen kriterler nedir bu modelin bu şekilde müdahalesiz işlemesi için? Dediğim gibi tacirler açısından bakıldığında, yani iki tane tacir-tacir arası işlemlerde bizim denetimimiz çok daha sınırlıdır. Dolayısıyla tacirlerde, çünkü varsayımım benim şu, burada bir bilgi var, burada da bir bilgi var. İkisi de yani iktisadi hayat içindeler. İkisinin de avukata gitme imkanı var. Hakkını koruyabilecek. Hakkını koruyabilir. Tecrübe var. Şunu düşünün, tüketici açısından bir dizi işlem hayatında bir kez yapar. Halbuki bir tacir onu aslında her gün tekrarlayarak yapıyor. Dolayısıyla öğrenme potansiyeli var. Halbuki bizlerin bir kez belki hayatınızda büyük bir kredi alırsınız. Bir sigorta sözleşmesi, hayat sigortası yaparsınız. Öğrenme potansiyelimiz sadece bu yüzden bile çok sınırlı diye düşünün. Dolayısıyla o yapılan bir işlemde sizi ciddi bir şekilde korumak için oturup düşünmemiz lazım. Çünkü iktisadi model olarak liberal piyasa ekonomisi sömürme ekonomisi değildir. Yani mantığı onun aslında kıt kaynakları, ta 1776 Adam Smith'ten beri düşünülen kıt kaynaklar var, çok insan var. Bu kıt kaynağı en doğru şekilde paylaştırmamız lazım. Şimdi en doğru ne demektir? Aynı zamanda bir adalet içeriği de vardır bunun. Ama iktisadi anlamda da en doğru buna gerçekten en fazla değer veren kişiye vermektir. Halbuki siz sürekli kandırılarak bir şeylere değer verdiğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki o tamamen değersiz bir şey. Bu iktisat modelinin de aslında altın oyulması demek. Yani o açıdan bana sorarsanız hayır. Tam tersi, bu liberal iktisadi modelin doğru çalışması için pazarda nerede bir aksaklık görüyorsak, ki bunlar tekil, tümüyle müdahale etmiyoruz. O tekil aksaklıklarda aslında müdahale ediyoruz diye düşünmek lazım. Ve burada benim için en ilginç olan burada psikoloji bilimine çok fazla rolün düşüyor olması. Evet. Aynen. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Burada noktayı koyalım. Tamam. Meraklısına Bilim'in bu sezonunun son bölümünde hukukun tüketiciyi ne zaman ve nasıl koruması gerektiğini Bilgi Üniversitesi'nden ve Bern Üniversitesi'nden Bilim Akademisi üyesi konuğumuz Profesör Yeşim Atamer'le konuştuk. Bu programdan sonra yaz boyunca ara veriyoruz Meraklısına Bilim'e. Sonbaharda görüşmek üzere diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.